Gazeteci Adem Ösoy şu anda ETV Haber'in canlı yayın konu. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Yine dopdolu bir gündem var. Evet, hem dolu hem heyecanlıyız bu evet. Akşamda. Gerçekten de uzun soluklu bir maratonun artık sonuna geliyoruz özellikle aday adayları için. Ve bunun için de Edirne Televizyonu üstüne düşen görevi yerine getirdi. Tabii ki yönetim kurulu temsilen Sayın Hasan Yürek Beyefendi'nin titiz çalışması neticesinde İstanbul'daki bir firmanın yapmış olduğu anket çalışması sonuçlarını bu akşam ilk etabını tabii ki bu çalışmalar yine devam ediyor anket çalışmaları ama ilk etabını bu akşam açıklayacağız. Buradaki ana tema şu, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'ninkiler önümüzdeki hafta içerisinde geliyor. Aslında bu sonuçlar da bize pazartesi günü gelecekti ama ancak yetiştirebildiler ve bu sonuçları Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili sonuçları bu akşam açıklayabileceğiz. İşte Adalet ve Kalkınma Partisi var, Milliyetçi Hareket Partisi var. Bunlarla ilgili halka sorduğumuz, efendim işte önümüzdeki seçimlerde hangi partiye oy vermek istiyorsunuz? Birincisi bu. Çok tabii ilginç sonuçlar çıkıyor, sürpriz sonuçlar da var bunun içerisinde. Kime oy vereceklerini söyleyerek ve %100 katılımla sağlanan 3119 denekle yapılan bir anket çalışması. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde kimi aday görmek istersiniz? Bu da şu anlamda tamamen halka sorulan bir soru. Parti üyelerine falan değil. Yani denek hazırlayanlar, anketörler özellikle Edirne'nin 8 ilçesi, merkez dahil 9, tüm yerlere dolaşarak 3119 kişiye sorarak ve bunları birleştirilerek alındığı sonuç. Bunda da şunu soruyoruz. Diyoruz ki Edirne'de Cumhuriyet Halk Parti'de kimi milletvekili görmek istiyorsunuz? Ve o sonuçlardan da gerçekten halkın sunmuş olduğu bilgiler çok farklı. Ama bir de Cumhuriyet Halk Partili üyelere sorulan 777 kişi Cumhuriyet Halk Parti'den değişik yerlerde, onlar da yine aynı şekil 9 ilçe, merkez dahil 9 ilçede sorularak, 777 kişiye sorularak alınan sonuçlar, onlar da çok ilginç orada çıkan. Yani partili seçmen farklı bir düşüncede, farklı bir aday görmek istiyor partilisi. Ama halk daha farklı aday görmek istiyor ve bunların ikisinin çakışmasından artık Cumhuriyet Halk Partili seçmen, Cumhuriyet Halk Partili üye kararını 29 Mart'ta verecek. Tabii ki biz bunu tüm şeffaflığıyla halkın huzuruna sunacağız, kamuoyuna duyuracağız. Ama tabii ki ikinci bir çalışma devam ediyor. Biliyorsunuz adaylar bazısı erken çıktı yola, bazısı 4 senedir çalışıyor, 1 senedir çalışıyor. Bazı aday adayları var. Her dönem aday oldular. Yani belediye başkanlığı aday oldular, milletvekiline aday oldular. Her dönem aday oldular. Her seçimlerde aday oldular. Bunlar tabii ki doğal olarak bir isim var. İsim yaptılar ama bu isimleri seven insanlar da var. Tepki gösterenler de var. Yeter artık yani başkası göremeyecek miyiz diye. Yani bu sonuçlar da buralarda yazıyor. Ama tabii ki kamuoyuna bunları paylaşır mıyız, paylaşamaz mıyız bilmiyorum. İkimizin yani vereceği bir karar olsun ki çok da rencide etmek istemiyoruz insanları gerçekten. Önemli olan sunmak istiyoruz ve dopdolu bir programı sizlerle birlikte sunmaktan keyif alacaklarına inanıyorum izleyicilerimiz. Ben de merakla bekliyorum tüm seyircilerimiz olduğu Hasan Bey bize getirecek zaten verecek, o verecek. Tabii ki o sırada ekranlarımıza da yansıtılır. Ekranlardan da bizleri izleyenlere sunulabilseydiler. Evet, Edirne gündemi dediğimiz gibi yine dopdolu bir program olacak. Bu akşam saat 21'de ekranlarınızda olacak.